Fifi devam ediyor. Dur Memati. Durun. Durun. Beni kurtarın. Sakin. Sakin. Abi yaklaşma. Susak. Beni kurtarın ne olur. Ben ölmek istemiyorum. Ölmeyeceksin. İstemiyorum. Usta. Sen de sakin ol Memati. Adın ne senin? Fidan. Kaldır ellerini. Bu patlayacak. Ne olur beni kurtarın. Fidan. Seninle buraya gelen kimse var mı? Yok, kimse yok. Dışarıda seni izleyen biri? Yok, yok. Kimse yok. Üstündeki bomba uzaktan kumandalı mı yoksa pimi sende mi? Ben de. Dur. Ben de. Ama nasıl iptal edeceğimi bilmiyorum. Ben şimdi bakacağım, tamam mı? Sen sakin olacaksın. Bombayı üstünden çıkaracağız. Patlar. Patlamaz. Sen sadece derin nefes al ve dediklerimi yap. Uzaktan kumandalı değil. Çıkar o zaman. Ama tuzaklı giydirmişler sana Eli'yi. Onun için uzman ekip çağıracağız. Onlar beni öldürür. Hayır, korkma. Hayır, ben senin yanındayım. Kimse seni öldürmeyecek. Memati, indir silahını. Usta. Memati. Alper'i ara. Onların bomba ekibi gelsin. Şimdilik polise haber vermesinler. Telsiz anonsu istemiyorum. Biz de arkadaşlar gelirken Fidan'la dışarı çıkacağız. Orada bekleyeceğiz. Benim bacaklarım tutmuyor. Düşeceğim. Hadi koluma gir. Beraber çıkalım. Çekil, çekil. Kimseye zarar vermeyeceğimiz ve kimsenin bize zarar veremeyeceği bir yere gideceğiz. Bırak cehennemin dibine kadar patlasın. Ne acıyorsun buna? Çok çok bir tane daha azalırdı. Ne oldu Memati? Tuncay, millete söyle panik yapmasın. Abi canlı bombayla dışarı çıktı. Canlı bomba mı? Ben hadi dışarıda abi. Hemen güvenli bir yer oluştururum Tuncay Bey. Siz hiç endişe etmeyiniz. Siz burada kalın Hüsnü Bey. Sağınız solunuz belli olmuyor. Ben bakarım. Az kaldı bak. Otur şuraya. Sakın beni bırakıp gitme. Bırakmayacağım seni dedim ya. Ne yaptın Memati? Usta yoldalar, geliyorlar. Abi istersen yer değiştirelim. Biraz dinlensen mi? Ben iyiyim Memati. Efendim, sizin kalmanıza gerek yok. Uzman arkadaşlar geliyor nasıl olsa. Tuncay Bey, siz bize birer bardak bol şekerli çay ayarlasanız başka hiçbir şeye gerek yok. Hemen. Çay içersin değil mi? Geçecek Fidan, geçecek. Ağlama. Ben buraya gelmeden senin resmini gösterdiler. Bu hastaneye girince girip patlatacaksın dediler.
hastanede başkaları da vardır dedim. Olsun dediler, hepsi ölsün. Hepsi düşmanımız dediler. Sen bana çay içer misin diye soruyorsun. Bak, seni kandıramadılar Fidan. O seni kandıranların yerini bir söyle. Bir bombalı yelek de bana giydirsinler bakalım. Memati, şekerin düştü, bir çay da sen iç. Ben iyiyim usta burada. Tamam, konuşmuyorum. Ailen, kimin kimsen var mı Fidan İstanbul'da? Var. Babam var. Çağırayım ister misin? Yüzüme bakmaz. Niye? Örgüte katıldığım için. Bu işlere girdiğim için beni evlatlıktan reddetti. Niye? Babam namazında niyazında insan. Çok kızıyordu bize. Allah'tan korkmuyor musunuz, milletin içine ikilik sokuyorsunuz diye. Korkmuyor muydun? Bu hastaneye girene kadar korkmuyordum. Ama ne zaman taksiden indim, hastaneye girdim, masum insanları gördüm, korktum. Buraya gelirken sana uyuşturucu vermediler mi? Verdiler. Almadım. Tutabilecek misin? Ellerim üşüdü. Isınır belki. Beni öldürecekler. Kimse seni öldürmeyecek. Polis beni öldürmezse Muro beni öldürür. Polis de seni öldürmeyecek, Muro da seni öldürmeyecek. Yanlış çayı yanlış kişiye vermedin değil mi? Yok. Şekerlisi kızın, şekersizi Polat Bey'in. İyi. Ne kadar da etkisini gösterir. Ne etkisi? Çayın içine bayıltıcı bir şey attın değil mi? Yok. Onu mu ima etmişti Polat Bey? Bunda ne var ima edecek? Akıl edemiyor musunuz kardeşim? Ama Polat Bey alaka gösterince kızı... Kardeşim, o insan kazanma derdinde, ben insan harcama derdindeyim. Seni kim soktu örgüte? Birini sevdim. O bu işlerin içindeydi. Benim elimi tuttu. Ben sevdiğinden tuttu zannettim. Meğer beni feda etmek içinmiş. İfade etti. Konuşursan öldürürüm dedi. Bırakıp gideceğim dedim. Git dedi. Devlet nasılsa bir yerde kafana sıkar. Hala örgütün içinde mi bu çocuk? Evet. Adı ne? Servet. Muro'nun sağ kolu. Bir kere de bir kablonun ucu boşta kalsın. Usta, iyi misiniz? Kadının üstünde bomba var, tuzaklı. Ne haber Alper? İyidir. Biz gerisini hallederiz usta. Sen içeri geç. Beni bırakma. Ben burada kalacağım Alper. Tek kalsam daha rahat hareket ederim. Ben burada kalacağım dedim.
teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hadi biz içeri gidelim. Arkadaşlar işlerini bitirsinler. Tuncay Bey. Fidan'ı sizin odanıza götürün, ben geliyorum. Peki. Tamam. Alper. Emniyetle konuş. Telsizlerden hastaneye girmeye çalışan bir canlı bombanın öldürülerek etkisiz hale getirildiği anons edilsin. Kızdan ne öğreneceğimize bakalım. Öğrendikten sonra gereğini yaparsınız. Fidan'ı vurmuşlar. Patlatamamış mı Servet? Yok. Ulan oğlum, senin dediğin bir kadından da hayır gelsin kafama sıkarım. Muru, bana öyle diyorsun da. Tamam lan tamam, uzatma. Nasıl yakalamışlar kızı? Bilmiyorum. Telsiz anonsunda söyledikleri kızın öldüğü. Öldüğü iyi olmuş. Servet, yukarıdan cızırtı falan çıkmadan mekanları sağlam al da adamları biraz bu Polat Alemdar'dan uzak tutalım. Muru, biz uzak dursak o durmuyor. İyi. Yukarı raporu böyle yaz Servet. O bizden uzak durmuyor başkan, ne yapalım de. Sana cevabı söyleyeyim mi? Servet sen bir ajansın, nokta. Acil olarak kafana sık 2 nokta. Yoksa biz gelir kafana sıkarız 3 nokta. Biz paramıza bakacağız arkadaş. Yolumuzu bulacağız, yol alacağız. Yol almadan da elbet bir ara bu efsunlu Polat Alemdar'ı elimize geçirip üzerine 2 kurşun dökeriz. Evin adresi burası ama kimse yoktur. Başka bildiğin yer? Vallahi birkaç tane dernek kitapçı var. Onlar zaten takip altındadır. Onları geç. Başka bilmiyorum. Son süreçte tecrit edildiğim için söylediğim mekanlarda birilerinin olup olmadığını bilmiyorum. Onları Alper'e anlatırsın. Memati, bunu Alper'e ver. Ekip çıkarsın. Tamam usta. Fidan. Efendim? Bombayı niye patlatmadın? Gerçekten hamileyim. Servet biliyor mu? Hayır. Ben bu serveti nereden bulurum Fidan? Beni götürdüğü bir ev vardı. Başka kızlar da oraya götürüyor mu bilmiyorum ama... örgütle alakasız bir ev. Nerede? Dikkatli girin eve. Tamam efendim. Hı-hı. Hakan'dan bir haber yok mu Alper? Hı-hı. Yok. Vural? O da yok. Yer yarılıp içine girmediler ya Alper. Alper, Fidan size emanet. Tamam usta. Ne biliyorsan anlat, olur mu? Anlat ki senin başına gelen milletin başına gelmesin. Alper. İtirafçı kapsamına sokun kızı. Özel durumu var. Sonra detaylı konuşuruz. Olur usta. Hadi bakalım. Abi. Sağ ol.
Usta, bir şey çıktı mı? Memati bir ev var. Buranın karşısında bir ev tutun. Sağlam bir adamın yerleşsin. Muro mu, Servet mi usta? Servet. Hayırdır Bedra? Acilde misin? Dedim Muro, dedim. Otur hele. Bak, toz işinden kafamın etini yiyecek, sen hiç kaldıracak halde değilim. Paran zamanında teslim ediliyor. Daha karnının ağrısı ne? Malın. Bu da son sevkiyattan payına düşen. Alışveriş buraya kadar. Artık seninle çalışmayacağız. Hayırdır Bedra? Hayrı şerri yok Muro. Hayrı şerri yok. Hem Bahtiyar Han'ın hem Celal Karacadağ'ın emri bu minvalde. Bizim için mesele değil. Mal da getiririz, para da buluruz. Ama siz canınızı nasıl korursunuz onu bilemem. Tehdit mi ediyorsun beni Muro? Sen bizi İstanbul zibidileriyle karıştırma Bedra. Bizde tehdit yoktur. Çocuklar gelir, parayı da malı da alırlar. Her gün tehdit alıyorum. Her gün telefonda kim olduğunu bilmediğim adamlarca hakaret işitiyorum. Bunu neden hak ettiğimi bilmiyorum. Telefondaki ses bana bu ülkeden defol git diyor. Gitmezsen pis kanını bu topraklara dökeceğim diyor. Ben bu topraklarda doğdum. Benim babam, dedem bu topraklarda doğdu. Bu topraklarda katliamı gördük. Bu topraklarda sürgünü gördük. Ama gitmedik. Bu topraklarda güzel günler gördük. Çocuklarım bu topraklarda doğdu. Şimdi ben size soruyorum. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Çocuklarınıza der miydiniz? Yüzünü görmediğim birilerinden korktuğum için sürgüne gitmek zorundayız diye. Gel. Sen yeni mi başladın canım? Evet. Hayırlı olsun. Sağ olun. Bir şey mi vardı? Kaça kadar buradasınız? Ona göre çay demlememi ister misiniz? Buradayım daha. Ben haber veririm. Thank you.
Alo. Sen daha orada mısın? Yeter, yeter. Allah belanızı versin. Yeter. Az kaldı az. Belanı bulmaya az kaldı. Sana son şansı veriyorum. Defol git lan buradan. Soysuz. Hiçbir yere gitmiyorum. Kendini bilmeyene soysuz derler. Bu defa iyi tırstı. Abi zaten ölecek herif. Niye biz ikide bir bunu arıyoruz? Ölmeye ölecek de... O öldükten sonra... Birine telefon açtığında ne olacak biliyor musun? Kanı kuruyacak. Ne istiyorsan verecek. Hadi gidelim. Ben yüzünü görmediğim düşmanlarıma en büyük cezayı vereceğim. Cesedim bu topraklara gömülecek. Aslanı yaralı bıraktık. İyi yapmadık. Abdüley! Bırak sen adamı! Ya yapma! Abdüley bırak adam bırak ölecek! Abdüley adam ölecek bırak! Sen kimsin? Hüsnü Yalın Kılıç. Tuncay Bey'in adamı Abdüley. Adam değil. Özel kalem. Bırak konuşmayı. Su iç. İyi misin Abdüley? Sen kimi boğuyordun Abdüley? Yok bir şey. Siz niye toplandınız başıma? Taburcu oluyoruz Abdül. Sadece fizik tedavi için hastaneye gideceğiz. Artık bir şeyimiz yok. Hem de bil hangi hastaneye. Hala dayının yanına Abdül'e. Tamam çıkın ben geliyorum. Böyle durumlarda en iyisi biraz yalnız bırakmak. Abdül, üstünü başını giyindirmek için kalayım mı? Ben giyerim. Anamın babamın oğlan bir tanesiyim. Anamın babamın oğlan bir tanesiyim. Ne 30 senesi? 2 sene aslanlar gibi yatarsın, kahramanlar gibi çıkarsın. 30 sene yatayım önemli değil. Ama göz göre göre bu adamların memlekete gelmesine müsaade eden, kilise ev açmasına göz yuman, çocuklarımızı kandırmasına izin veren devletimizin hiçbir şey yapmayıp sırtıma katil yaftası yapıştırmasına bozuluyorum. Ne yapalım Gürhan? Burası bizim memleketimiz. Kaç tane suç duyurusunda bulundum? Kaç dilekçe verdim? Bir şey yapmıyorlar. Yapamıyorlar. Devletimiz bir şey yapamıyorsa, eli kolu bağlıysa biz yapacağız. Eğer çekiniyorsan, yapamam diyorsan o başka tabii. Ne alakası var abi?
Silah temiz Gürhan. İşini bitir, at bir yere. Kaybol. Ben seni nasılsa bulurum. Alo Eren, neredesin? Tamam. Vay be Pürmüz. Adamlar yapmış mekanı. Vallahi fotoğrafını görsem tanımam. Sen kendi fotoğrafını görsen tanımazsın. Ne alakası var oğlum? 10 numara mekan olmuş. Geçmiş olsun Nevzat Pürmüz. Sağ ol abi. Erhan'la Abdüley'e kim defakat ediyor? Abi çocuklar yanlarındalar. Halon'un hastane ayarlandı mı? Tuncay Bey ayarladı abi. Bir de Halon'un hemşiresi mi ne varmış? O da fizik tedavi indirecekmiş dayıyı. İyi bari. Can sıkıntısı gider. Biz de ne zamandır uğramadık usta. Ben bugün uğrayacağım. Ziyaret mi yoksa? Muro için gideceğim emate. Toz işine girecek diyorsun öyle mi usta? Başka çaresi yok memati. Paralarını yaktık. Başka yerden kısa zamanda o kadar büyük para bulamaz. Ya Bedri'nin paralarına çökecek kaçacak? Ki zor, hiçbir yerde yaşatmazlar o zaman. Ya da örgütün malını çalacak, iş yapacak. O zaman da yaşatmazlar usta. Bugüne kadar para çalmış, örgüt fark etmemiş. Bir yolunu bulur memati. Hal odayı bulur bağlantılarını o zaman. Da asıl biz bu Hakan'ı nasıl bulacağız? Onun da zamanı gelecek memati. Köstebek yer altında yaşamaz. Yakalanmamak için kendine çukur kazar. Biz nasılsa kazdığı çukurda onu gömeriz. Eyvallah usta. Limanı ne yaptın memati? Usta bir tane uygun yer var aslında. Adam ta adadan dededen denizci. Lazziyaların akranı. Bir kere görmüştüm onu hatırlıyorum. İlyas Reis tek bir oğlu var. Memati bana ne anlatıyorsun? Adamın seceresini biliyorsun işte. Yok usta onun için demiyorum. Bu eskiler ters adamdır. Racon koyarsak posta koyar yazık olur. Kabadayının dilinden sen anlarsın memati. Madem İlyas Reis'in raconu var, sen de çökme limanına. Adama ortak ol. Türkiye'nin düğün paketçisi Modalife Mobilya ile Dizikeyf devam ediyor. Kabadayının dilinden sen anlarsın memati. Madem İlyas Reis'in raconu var, sen de çökme limanına. Adama ortak ol. Baba ne yapıyorsun?
Görmeye misin? Baba, 40 senedir bu tabancaları takar çıkarırsın. Yağlar kurularsın. Ya ne uğraşırsın bunlarla? Uşağım demir insan gibiydi. İyi bakarsan zımba gibi olur. Bakmasan da abile senin gibi uyuşuk, paslı, işe yaramaz bir şey olur. E misafirin geldi de onların önünde mi duracak? Bizim kimseden gizli saklı işimiz yoktu. Misafir ise buyursun gelsin. Selamun aleyküm reis. Ve aleyküm selam. Ne o? Elinde silahla karşılıyorsun. Vuracak mısın beni? Bizim silahımız doğru adama doğrulmaz. Ama yanlışlığı da doğrultu. Otur bakayım ha böyle. Uşağım çay getir bize. İndir abacığını aşağı. Sıkmayayım şimdi kafana. Şimdi de bakayım. Sen kimsin? Kimlerdensin? Benim kimim kimsem yok. Adım Yalçın, soyadım Bulut. Yalçın'ı ben unutalı oldu 30 sene. Reis, hepimize Bulut yeter. Yalçın'ı sen de unut. De bakayım, ne edeceksin beni? Zengin edeceğim seni. Beni zengin eden edeceği kadar etmiş. Bana ne istemişsem fazlasını verdi Allah'ım. Sen git Allah'a olmayanları zengin et. Reis, tam benim kalemim adamsın. Delikanlı, babam mıdır bu benim kalemim? Babamdır. Şanslı çocuksun. Bizim böyle babamız olmadı. Reis, zengin edeceğim derken sen beni yanlış anladın. De bakayım doğrusunu o zaman. Doğrusu şu reis. Bu liman zamanını doldurmuş. Yenilenmesi lazım. Yenilemek için de lazım bir ton para. Sen o parayı buraya koyarsan batarsın. Ama biz koyarsak batmazsın, zengin olursun. Bir de bizim gibi güçlü ortakların olur. Tataroğlu mu yolladı seni ha buraya? Davut Bey yolladı. Davut Bey. Davut Bey olmuşsa bir karun. İsteyi ki ha bu dünya hep benim olsun. Sen diyorsun ki ha bu limanın zamanı dolmuştu. Ben diyorum ki bu liman benim torunumun torununa yeter. Şimdi ha buraya kimin dediği muteberdu? Benim. Bizde mal alınmak için vardı. Satılmak için yoktu. Kestirip atıyorsun da reis. Biz de istediğimiz malı ya alırız ya da vermeyenin canını alırız. Ula çayını tez götür kalk git buradan. Sıkmayayım şimdi kafana. Musafirliğin bitmişti. Hasımlığın başlamıştı. Ula reis. Senin abu dedüklerini bağa başkası dese ederim onu oraya kevgir. Yaşına hürmeten seninle hasımlık etmem. Ama burayı alırım. Alırsın. Göreceğiz onu.
Delikanlı, geçir bakayım beni kapıya kadar. Gidemiyorum yaylaya, yayla yaylamaya. İki seneden beri düştüm kara sevdaya, düştüm kara sevdaya. Adın ne delikanlı? Ali Osman. Ne yapacağız senin bu babanla Ali Osman? Babam ne diyorsa odur. Ali Osman, babanın lafını dinledim zaten. Sen ne diyorsun? Bizde babam ne diyorsa o olur. Kusura bakma. Peki baban seni hiç sevmez mi Ali Osman? Sever. O zaman git babana de ki Ali Osman. Baba, akşam çökünce bulut da üstüme çökecek, beni öldürecek. Akşam geldiğimde kararını vermiş olsun. Yazıktır, gençsin daha. Bir inada değmez. Hadi akşama görüşürüz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır birader? Bir durum mu var? Sesin kötü geliyordu. Eren, ben bu misyoneri vuracağım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben kendime yediremiyorum. Oho! Kendine yediremediğin her adam vurursan. Eren, niye anlamıyorsun? Zoruma gidiyor. Ya, kardeşim dediğim çocuk gitti onlara katıldı. Belki samimi inanıyordur. Samimi olsun, sırtımda kiliseye götüreyim. Eren, öğrendim. Ayda 3.000 dolar para veriyorlarmış. Peki paraya satılanla bizim ne işimiz var? Satılanla yok, satın alanla var. Peki bir şey desem yapar mısın? Ne? Gel Polat abiyle bir konuşalım. O derse ki haklısın, ben de seninle geleceğim. Bir kurşun da ben sıkacağım. Gerek yok. Niye olmasın? Ne kaybedersin ki? Sadece bir saat be oğlum. Hatırım için. Hoş geldin oğlum. Merhaba canım. Oğlum Bilo'yu çağır. Hemen. Ulan karılara zıplamak için bar açıyorlar. Hem zıplıyorlar, hem hapla zıplatıyorlar. Hem de paraya para demiyorlar Servet. Görüyor musun lan şansı? Abi Muro geldi. Tamam. Hoş geldin Muro. Ne haber Bilo? İyidir. Sen buralara gelir miydin? Lan sanki öyle bir söylüyorsun ki eğlenmeye gelmişim. İşimiz var senin. Hele geç şöyle otur. Sen t*** musun millete? Buradaki Muro. Ancak veriyoruz.
Satın alıcısı yok mu? Vardır da bizim işimiz olmaz. Açık konuş Bülo. İş yapacağız. Para kazandıracağım sana. İşi sizin elinizde. Beni mi zarflıyorsun bro? He? Ya ben de biliyorum benim elimde. Bir yere çöktüm, elime mal geçti. Yukarıya rapor verene kadar anam alır. Ben diyorum ki sen bu malı alırsın. Muro, parayı mala yatırmışım. O zaman abla takas edelim. Olur da o onu karşılamaz ki. Oğlum, Muro'nun cömert olduğunu bütün alem biliyor da bir sen mi bilmiyorsun? Karşıladığı kadar neyse o. O zaman olur da ben seni okutacağım. Oğlum sen aldığını söyleme. Atla bir arabaya git Almanya'ya, okut gel. Hadi ben okuttum. Sen nerede satacaksın? Ya o kadar okul okuyan çocuk var. Yutarlar, zihinleri açılır. Deme lan Servet. Hallederiz. Hallederiz. Okul önünde dikkat edin. Bir tarafın arka tük tutuyor. Onların olmadığı yerde de mafya var. Mafya. Ulan oğlum, mafya silah kardeşen de yaptırmıyor. Bizden alıyor. Boş konuşma. Tamam. Neymiş burası be? Meşgul etmeseydik, önemli işleri vardır. Vardır ama ben konuştum. Bekliyor bizi. Abi nasılsın? Nasıl oldun? İyiyim Eren, sağ ol. Arkadaş kim? Mahalleden abi, Gürhan. Bekleyin, haber vereyim. Gel. Abi Eren'le arkadaşı geldi. Al içeri pürmüz. Gel. Ne haber Eren? İyiyim abi. Bu Gürhan. Bahsetmiştim size. Memnun oldum Gürhan. Ben de. Buyurun oturun. Abi bizim kafamız karışık. Ne konuda? Bir kilise var. Mahalleden bazı arkadaşlar gidip harçlık alıyorlar oradan. Sonra bir tanesi müdavimi olmuş. Ailesi çok üzgün. Geçen bir gittik. Oradaki misyoner biraz üst perdeden konuştu. Gürhan'ın da canı sıkıldı. Bizim memleketimizde bize bu yapılır mı diye. Can sıkıntısından ziyade herkes okumuş yazmış değil. Kimse onlar kadar zengin de değil. Para, pul, itibar, gelecek, yurt dışı vaat ediyorlar. Cahil çocukları kandırıyorlar. Ben bugün buna göz yumsam, kim bilir kaç genç, kaç aile daha kaybedeceğiz. Göz yummamak lazım da ne yapmak lazım Gürhan? Düşüncen ne? Gözdağı vermek lazım. Nasıl bir gözdağı? Ben o misyonere sıkacağım. Bu memleket sahipsiz değil. Sıkınca biter mi diyorsun? Kapanır mı bu kilise evler? En azından bizim mahalledeki kapanır. Memleket sizin mahalleden ibaret değil ki ama Gürhan. Benim elimden bu kadarı gelir. Bence daha fazlası gelir. Nasıl? Oyuna gelmeyerek. Adam buraya kadar gelmiş, her şeyi göze alarak. Nasıl sen kendini feda etmeyi düşünüyorsan inandığın değerler için, o da feda eder. Senin onu öldürmen zaten onun ve onların istediği. Onlar istiyorlar ki kendileri masum ve mazlum olsun, sen ve senin gibiler katil ve zalim olsun. Şimdi bu oyuna gelecek miyiz? Yerimizde oturup sadece seyredecek miyiz? Güvenlikte bıraktığın silahı sana kim verdi Gürhan? Bir abim. Kim o abin? Cem. Avukat. Cem abiyle alakası yok.
O niye vurmuyor da sen vuruyorsun? O vurursa beni kim savunacak? Devlet. Herkese avukat veriyor. Gürhan. Bak gülüm. Ben ne zamandan beri bu meseleleri takip ediyorum. Cem abini de çok iyi tanıyorum. Onun arkasındakileri de. Bütün istedikleri bu ülkeyi işgal etmek isteyenlerin ekmeğine yağ sürmek. Sizleri bu cinayetlere hazırlarken zannetme ki aldıkları vekil ücretleriyle bu silahları temin edip size ulaştırıyorlar. Bu topraklar 1000 yıldır Müslüman. Kimsenin inancını hor görmeyin. Ama kendi dininizi de sakın küçümsemeyin. Onlar hep gelecek. Biz hep burada olacağız. Ve onların gidişini seyredeceğiz. Cenazelerini değil. Efendim abi. Tamam abi. Türk kahvesi istemiştim. Yeter kahvesini içip sövdüğünüz. Eren, silahımı ver. Böyle anlaşmadık Güran. Silah bende kalacak. Gidin buradan. Acılay, konuşmaya geldik. Ne oluyor orada? Tebliğe geldik. Hep sen mi tebliğ edeceksin? Buradan gidiyorsunuz. Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Beyefendi, bakın anlamıyorsunuz. Sizi öldürecekler. Buyurun öldürün ama gitmiyoruz. Ulan seni keyfini öldürürdüm de mevzu o değil. Öldürecek de biz değiliz. Güzellikle kaçın kaybolun demeye geldik. Polislik bir durum yok. Provokasyon için sizi öldürecekler. Birinci ağızdan bilgi getirdim sana. Kimmiş birinci ağız? Bu yanımdaki adam olmazsa birinci ağız, birinci el bendim. Ben öldürecektim. Durum çok ciddi.
Biz diyeceğimizi dedik arkadaş. Gerisi size kalmış. Bakalım canını verecek kadar para almış mısın? Bu tehdit değil. Ben Gürhan'ı tanıyorum. Öldürse öldürürdü. Demek ki dediği doğru. Biz burada kalacağız. Verdiğiniz para ölmek için yetmez. Ben gidiyorum. Servet, bu Polat'ın sevgilisi hangi ülkeye gitmiş öğrenebildin mi? Amcasıyla beraber çıkmış. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Birileri takip dursun. Hem Avrupa'da hem de burada. İzlerini bulduklarında da haber versinler. Ben kurban kestirdim. Hem de 40 tane sığır. Fakire fukaraya dağıttırdım. La bu nedir Can Polat? Üst üste geliyor, üst üste geliyor. Gelsin ki geçsin dayı. Geçsin geçsin. Bir daha da gelmesin. La tek üzüldüğüm, kafam bana yer değil. Size tam yardım edemiyorum. Kafan kime yer dayı? La boş ver beni. Onu sonra konuşuruz. Bu senin dediğinin ilacı Bülent. Bülo da derler. O kim dayı? Bu Muro. Malı örgütten çaldıysa mümkün değil kendi eliyle Avrupa'da sattıramaz. Mal da burada para etmez. Bu Muro döner dolaşır Bülo'ya gider. Necidir bu Bülo? Nerede buluruz? Barbar Bülo. La mekanı var bunun. Aha, kafam buna yer. Rahatsız ediyorum ama arkadaşlarınız fizik tedavi merkezinde bekliyorlar. Her şeyi ayarladım. Hemşire hanım sağ olun. Dayımıza iyi bakıyormuşsunuz. Size anlata anlata bitiremedi. La ben ne anlattım? Sadece bekar olduğunu söyledim. Bir de çok güzel dedim. Halil İbrahim Bey güzel sözlerini hiç esirgemiyor sağ olsun. Esirgemez. Sevdi mi tam sever. La bu öskürük nereden geldi? Versene. Tamam, parayı görelim. Buyur abi. Tamam. Bir üçlük versene. Al bakalım. Eyvallah abi. Hadi uzayın. Aldın mı iyice tarifi Pürmüz? Aldım abi. Zaten bildiğim mekan. Sen nereden biliyorsun? Nevzat bir ara oradan çıkmıyordu abi. İyi. Aklımda kalsın. Nevzat'a bak. Katil zanlısının olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Çaycı olarak işe başladığı belirtilen zanlı DB'nin... çevrede bulunan banka ve iş yerlerinin güvenlik kameralarınca tespit edilmiş görüntülerinin basına dağıtılacağı öne sürüldü.
Emniyet yetkilileri henüz bir açıklama yapmazken sivil toplum örgütleri olayı kınayan bir basın açıklaması yapmak için bir araya geldiler. Hoş geldin abi. Beklemiyordum. Ya beni Hakan'a götürürsün ya da gazeteciyi öldürttüğünüz çocuk seni de öldürmüş olur. Baba, limana bir tane daha alıcı çıktı. Kimmiş o? Tanıyormuşsun baba. Laziya'nın yanında görmüşsün. Kim dedin? Memati Baş. Aa, o zaman gelsin. Buyurun. Selamun aleyküm reis. Ve aleyküm selam. Ula Memati, utanmadan senden mi geldin ha buraya konma? Hem Laziya'nın ahbaplığıyla geliyorsun, hem de Polat Alemdar'ın adamısın. Hatırlamazsın diye isim kullandım reis. Ben bunadım, öyle mi? Estağfurullah. Hele sen söyle, kim çökecekmiş sana? Diyorsun ki sen de mi? Yok mu daha bu Tataroğlu'nun buluti? Oo. O buraya geldi mi? Bizim uşağa demiş ki, akşama kadar sen bize limanı vermezsen, biz de senin canını alırık. Şimdi ben bir şarjörü onun karnına dökmez miyim? Yok, dökmezsin. Niye dökmeyecekmişim? Dökerim. Gerekirse ben dökerim reis. Ama ben buradayken o hiçbir şey yapamaz. Hasmın mıydı o bulut senin? Hem hasmımdır hem hısmımdır. Biz onunla anlaşırız. Sen hele bana bir söyle. Benim gemilerin buraya girmesine müsaade var mı yok mu? O kadar araya isim sarf etmişsin. Yok diyecek halimiz yok. Çay içer misin? İçerim reis. Bir dakika. Kime geldiniz? Bilo nerede? Sen kimsin birader? Kapalıyız, çık dışarı. E dur aç oğlum. Bilo nerede? Arkada abi, ofisinde. Sen de kim olduğumu soracak mısın? Yoksa adam gibi soruma cevap verecek misin? Abi hoş geldin. Çocuklar bir terbiyesizlik mi yaptı yoksa? Kes lan. Murat'ın malları nerede? Ne malı abi? Bülent. Ne malı? Abi vallahi sizden aldığımı bilmiyordum. Bilseydim takasa girmezdim. Ulan sen benim uyuşturucu satanlara ne yaptığımı bilmiyor musun? Ben uyuşturucu satmıyorum abi. Sadece eğlencelik. Muru'nun eğlencelikleri nerede? Kasada abi. Kırmız! Anahtarlar. Efendim abi. Malları çıkar şu kasadan.
bir daha eğlencelik bir şey yaptığını, sattığını duyarsam, Muro'ya selam verdiğini işitirsem, eğlence niyetine seni öldürürüm, tamam mı? Tamam abi. Alo. Muro orada mı? Bülent. Muro. Polat Alemdar mallarını aldı. Ben sana selam vermeyeceksin demedim mi lan? Alo. 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 Muro. Ben Polat Alemdar. Az önce malını aldım. Sıracanın da. Geliyorum. Alo. Lan. Gel lan. Gel de kafana sıkayım. Ne bakıyorsun lan öküz? Servet nerede? Abi servet çıktı. Nereye çıkıyor lan? Git bana serveti bul. Koş. Alo, ne var? Gelemem oğlum. Ne demek, ne diyeceksin? Bulamadım, arıyorum Murat diyeceksin. Kendisi almış kolunun altına manitayı, halden de anlamıyor. Yukarı. Maşallah. İndir bakalım. La maşallah. İndir, maşallah. Indir. Yeğenim erken Bravo. Toparlanmışsın. Evet. Ben iyiyim de dayı. Abdülhey biraz yorgun. O da geçecek. Bakma sen ona dayı. İyi. İyiyim ben. Bu yeğenim kim? Fizyoterapistimiz Kerem Bey. Kerem Dündar, memnun oldum. Allah razı olsun. Biz başlayalım mı? Gel, olur. Biz de şöyle geçelim. Ne yapacağız? Şöyle uzanalım. Dayı, yengeyi göremedik hala. Dur yeğenim, gelirsin. Önce kasları gevşetmemiz için akım vermemiz lazım. Verelim de hoca. Merak etmeyin, canınız yanmayacak. Gidelim mi Halil İbrahim Bey? Çocuklar gidene kadar dursak ya. Peki, ben dışarıda bekliyorum sizi. Sizin işiniz varsa gidin. La hastanede ne işi olacak adamın? Güzelmiş dayı, helal olsun. İkinci bahar diyorum. Ölmeden önce yaşamak diyorum. En mutlu günler sizin olsun diyorum. Love story diyorum. Ula de. Hayırlı her şeyi söyle. Akımı yavaş yavaş yükselteceğiz. Kaslarınız kas katı olmuş. Ama açacağız. Eskisinden daha iyi hale gelecekler. Her şeyin başı iyi düşünmek. Aklınızı kötü düşüncelerden arıtın. Sadece iyi, en iyiyi düşünün. Oh!
Yeter! Tamam. Yeter! Yavaş. Tamam. Geçti Abdülhamit. Tamam. Geçti. Sakin. Aferin koçum. Vatana olan borcunu bu genç yaşında ödedin. Bundan sonra sıra bizde. Sen dediğim gibi acil bir otobüse atla memleketine git. Saklan. Sonra iş biraz soğur. Gerekeni halledip biz seni yanımıza aldırırız. Nasıl emredersen abi. Para seni bir iki idare eder. Ben yine yollarım. Hiçbir şey dert etme. Kafana takma. Allah esirgesin, yakalanırsan da sakın boynunu bükme. Sen kötü bir şey yapmadın. Yapmadım abi. Kimseyi tanımıyorsun. İşe girdin, adamın fikirlerine gıcık oldun. Köyden yanında getirdiğin tabancayla kafasına sıktın. Hepsi bu. Eyvallah abi. Benim bir korkum yok. Aslansın aslan. Hadi, şimdi vakit geçirmeden yetiş otobüsüne. Baban, fikrini değiştirdi mi Ali Osman? Değiştirdi. Sevindim. Allah Allah, bunu nereden tanıyorum ben? Gülüm, sen burada mıydın? Tabii gülüm, ben artık hep buradayım. Nasıl yapacağız? Kara bulutları kaldıracağız aradan. Sen buradan vazgeçeceksin ki ben de sana sıkmaktan vazgeçeceğim. Sıkıyorsun boş keseden hali hazırda. Denemesi bedava gülüm. Boş mu dolu mu görürüz. Memati, bu liman bana lazım. Aksilik bu ya, bana da lazım. Gülüm, bak kaybedersin. Çok çok kaybettiğim sen olursun be gülüm. Yok gülüm yok. Büyük kaybedersin. Hadi liman senin olsun. Şimdilik. Ben de senin bu geri vitese takmalarına hastayım be Bulut.
Şifa verenin olur, hastalığın geçer Memati. Hmm. Doktorun benim gibi olsun. Ne o? Arkadaşını mı öldüreceksin Hüseyin? Bu iş arkadaşlıktan çıktı Hakan. Seni tanıyamıyorum. Tanıyamıyorsan öldür. Öldüren sen ol. Öldürmeyeceğim. Teslim edeceğim. Kime teslim edeceksin? Başkana. Başkanı götüreceğine sık gitsin. Başkan en son bizi nereye koymuştu ha? Keşke çıkmasaydık Hakan. Çok istiyorsan sen gir Hüseyin. Ben bu saatten sonra içeri giremem. Uzatma Hakan. Gidiyoruz. İyi kardeş. Biz arkadaş sözü dinleriz. Biz arkadaşımızı ne satarız ne de kırarız. He, madem teslim etmek istiyorsun, bu vicdan azabıyla da sen yaşa. Ama o silahı indir artık, indir. Ayıp oluyor. Biz seninle aynı devreyiz. Hala inanamıyorum. Senin gibi bir adam nasıl bu noktaya gelir? Bak böyle gelir. Vallahi sevmiyorum ben bu işleri. Deli misin kızım? Türkiye'nin en güçlü adamlarından biri. Ne demek sevmiyorum? Ben tanışmış olsam olur da... Şimdi işin içinde iş var. Nasıl olacak? Oo, kimler gelmiş? Aşkım! Kızım dur. Ne yapıyorsun? Olan var, olmayan var. Ne haber gülüm? Moralim bozuk Bulut. Niye? Bozuk işte. Ben senin moralini düzelteceğim. Sana en kral arkadaşımı ayarlıyorum. Ben bu işe girmek istemem. İstersin. Bak, bu alemde iki adam var. Biri Bulut, öbürü Memati. Tam seveceğin adam. Sen mi tanıştıracaksın? Yok. O Bulut'tan nem kapar. Sen kendin tanışacaksın. Tamam mı gülüm? Bir dakika. Alışveriş yap. Üstüne başına bir şeyler al. Memati benim gibi değildir. Herkesi beğenmez. Ona göre. Ya abi, bulamıyoruz serveti. Ne demek lan bulamıyoruz? Kaçtı mı lan bu servet? Geberdi mi? Öldü mü? Ne oldu lan? Abi belki şeyi yaptıysa. Abi belki şey yaptıysa. Ne yaptıysa lan? Karı kız işi. Servet. Benden habersiz. Kafasına sıkarım lan adamın. Çık lan dışarı. Çık. Dünya varmış. Her gün stres, her gün stres. Bu Murat yedi bitirdi bizi. Türkiye'nin düğün paketçisi Modalife Mobilya ile dizi keyfi devam ediyor. Servet. Ha. Bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Ne ulan? Hamileyim. Ne? Ulan sen manyak mısın? Burası dağ mı lan? Koruma diye bir şey duymadın mı? Lan ben kızsam ne olur, kızmasam ne olur? Örgüt duyarsa ikimizi de öldürür kızım. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? Ya ben ne yapayım? Yok. Yok, senin yapacağın bir şey yok. Ben yapacağım. Ne yapıyorsun? Korunma. Ne? Ne?
Emin misin içeride olduğundan? Eminim abi. Başka kim var? Bir kadın da geldi abi. Bağlıyordur yine bombayı. Girelim mi usta? Girelim mi abi? Burada kalın. Lan ne düşünüyorum ben? Yollar beni gömdürürüm.